çay içti. Türkü söyledi. Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor. Bu görüntülerden sadece birkaç dakika sonra kayıplara karıştı. Yani Sivas'ta kayboldu. Hiçbir kamera yok. Hiçbir şey yok. Hiç kimse o andan sonra hiç kimse görmedi. E peki bu kuş mu oldu orada uçtu? Sırlarla dolu bir araç. Şüpheli iki kişi. ...26 yaşındaki Aziz Muhammed Mete'ye ne oldu? Ya zorla tutuluyor, ya öldüm, bize ölüsüne dahi biz ulaşamıyoruz. Çok zor, çok özledik. Çok özledik onu. Aziz Muhammed Mete 18 Mayıs günü İstanbul'dan Sivas'a gitti. Memleketinde amcasıyla buluştu. Ev yapmak için babasını bekleyecekti. Ama bu görüntülerin çekildiği 16.30'dan sonra yürüyüşe çıkıyorum diyerek tarlalara doğru gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha gençten haber alınamadı. En son konuşması 3'te oluyor. 4.30'da iniyor. Yine tekrar bir çay içiyorlar. Video, gizli bir video, yani orada onlara bir türkü söylemiş. Onlar da bir videoyu çekiyorlar. Ondan sonra saat 4.30'da ilkin namazını kılıyor ve köyün çıkışına doğru giderken bunu görüyorlar. İşte selam veriyor, hoş geldin diyorlar. Bu da konuşuyor, nasılsın, merhabalaşıyorlar. Saat 4.30 gibi köyün çıkışı, tarlaların, bostanların olduğu yere doğru gidiyor ve giderken görenler oluyor bunu zaten. Ondan sonra zaten yani bundan ne haber alınabiliyor? İşte Muhammed Mete'nin Sivas Hafik Topçuyeni köyünde kaybolmadan önce çekilen son görüntüleri. Anne Fatma, baba Saim, abla Ebru tam 5 aydır perişan. Yavrumu istiyorum, gelsin yavrum. 5 aydır yaşayamıyoruz oğlum. Yavrum benim nerelere gitti yavrum. Ben çok üzünüm, üzgünüm. Dağlarda onun gittiği yerlerde koyunlar gibi kuzusunu arar gibi. Meredim geldim. Götürenler de melesin. Aile 26 yaşındaki biricik oğullarına ne olduğunun sorusuna yanıt arıyor. Sen çıksın gelsin, başka hiçbir şey demiyoruz. Zorla da tutuluyorsa ne olur bıraksınlar. Bir şey, bir işlerine yaramaz zaten. Aziz Muhammed Mete en son böyle görüntülenmişti. Tarlalara doğru giderken onu görenler de olmuştu. Ama ailenin en çok endişelendiği, gencin gittiği yoldan hemen sonra şüpheli bir aracın geçmesi. O araç bir benzin istasyonunda tespit edildi. Şüpheliler böyle görüntülendi. Bu iki kişinin ifadeleri alındı. Ama iddialara göre yolda hiç kimseyi görmemişlerdi. Bizim bir amca görmüş saat 4.30'da Acıgöz mevkiine, tarlaların giden patika yol. Oraya giderken saat 5-5.30'da arkasından bir tane araç gitmiş. Yani bunların arasında yarım saat bir fark var. Onların görme ihtimali var. Yalnız onlar da jandarmaya verdikleri ifadede biz görmedik, öyle bir genç almadık aracımıza. Biz oradan gittik, Üngür Köprüsü'nden Zara'ya geçtik, Zara'dan Su Şehri'ne gittik. Su Şehri'nden gece saat geldik Sivas'a, yani 3.30'da Sivas'a gelmişler. Gördüklerini tahmin ediyoruz. Zara'ya bırakmış olabilirler alıp o patika yoldan, çünkü onun gittiği yönde. O peşine doğru gitmiş o tarafa, ben onlardan şüpheleniyorum diyorlar. Onlar şüpheli değil diye herkes bilmiyorum.
Sivas'ta kayboldum. Hiçbir kamera yok. Hiçbir şey yok. Hiç kimse o andan sonra hiç kimse görmedi. E peki bu kuş mu oldu oradan uçtu? Yani biz öldüğünden şüphelen ama nerede öldü? Ölüsüne dahi ya. O kadar bir şey ki. Kendi çaresizdi. Sığamıyorduk. Cana gidiyordu geliyordu. Diyordu ben buralarda duramıyorum. Ama halbuki bütün sıkıntısı kafasındaydı. O kendini buralara sığdıramadı. Ya zorla tutuluyor ya öldüm bize. Ölüsüne dahi biz ulaşamıyoruz. Çok zor, çok özledik. Aile çocuklarının ölüsünü ya da dirisini istiyor ve çaresizce seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bir gören, bir duyan, yani bir en ufak bir şey, yani birine bir şey söylediyse ve ne bileyim yani ben buraya gideceğim veya ben buradayım şöyle oldu veya yani birin bir şey de yaptıysa ne olur yani bir ortaya çıksın, ne olur yani bir haber gelsin. Çok zor, çok çaresiz. Nereye gitsek, ne yapsak hiçbir elimizden hiçbir şey gelmiyor. Kış geldi, bu soğukta sokakta nasıl gezeceğiz? Nerede durur? Kim bakar? Çok özledik. Oğlum olsun, yeğenim, kardeşlerim hepsi çok özledi onu. Eğer bizi bir yerde görürse, duyarsa, izliyorsa da ne olur çıksın gelsin. Varlığı yetiyordu bizim için. Sen çıksın gelsin. Başka hiçbir şey demiyoruz. Zorla da tutuluyorsa ne olur bıraksınlar. Bir şey, bir işlerine yaramaz zaten. Biz muhaber diyorduk. Ne olur muhaberi. Ne olursun çık gel. Eğer görüyorsan, eğer ki sen kendin bir yerdeysen, eğer kimse seni tutmuyorsa ne olur çık gel. Seni çok özledik. Biliyorsun senden sen ne olursa olsun senden hiçbir beklentimiz yok. Zaten kimseye zarar vermezsin. Senin kimseye kimle düşmanlığın yok zaten biliyoruz. Ne olur çık gel. Seni bekliyoruz. 5 aydır seni her yerde arıyoruz. Çaresiz kaldık. Ne olur gören duyan varsa bir ipucu yap. Bir desinler burada gördük veya böyle oldu şöyle oldu bir bilgi bir şey versinler. Ne olur 5 ay oldu hiçbir haber alamıyoruz. Kardeşim ne olur çık gel. Ne olursun seni çok özledim çık gel.